Mustafa Kemal Atatürk yaşasaydı CHP'ye oy verir miydi? Bugünkü CHP'ye Kemalistler, Atatürkçüler, ulusalcılar çaresizlikten AK Parti'deki öyle bir gizli ihanetçiler var ki bu %44'ün 0.50'si. Halen konuşlanmış durumda. Halen Pensilvanya'ya hizmet eden şerefsizler onlar. Bunlar da ayrıştırılacak. Ben iddia ediyorum önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı milletvekili seçimlerinde inanılmaz oy alacak. Ama onları temizledikten sonra. Ya o kadar mesela sıkıntılar çekiyoruz. O, ben şahsım da dahil olmak üzere. Ya gitmişim Pensilvanya'ya bu şerefsizin kapısının önüne Türk bayrağı dikmişim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın doğum gününde ona hediye etmek için o gözyaşlarında dökmüş olduğu Esma'nın, bunların hepsini yarın vereceğiz. Esma'nın mezarında gitmişim beyefendinin ağlayan gözü yaşlı resmini koymuşuz. Moskova'da angajman kuralları hikayesiyle devleti bir iç savaşa sürüklemek isteyen Davutoğlu ve ahalisi, bu kadar net söylüyorum, altını da çiziyorum, Davutoğlu ve ahalisini, beyefendiyi şaşırtarak, yanlış bilgiler aktararak ilişkilerini bozmaya, ülkemizin ilişkilerini bozmaya ve Tayyip Erdoğan'a komplolar ve darbeler yapmak için iç içe olan bir şey. Yani Rus uçağını... Cumhurbaşkanı Abdullah Gül parti kuruyordu, hep birlikte hareket ediyordu. Yedi mi? Yemez. Böyle bir şeyi kimse yemez. Çünkü ihanet çetelerine işbirliği yapanları bu vatan, bu millet affetmez. Bu kadar nesil söylüyor.